Herkese merhaba, hoş geldiniz. Ben Ayşe. Bu videoda sizlere kitaplığımı göstermek istiyorum. En son 2019 yılında çekmişim ve ondan sonra birçok alışveriş yaptım. Şu anda son durumda böyle toparlamadan bir anda böyle bir kamera karşısına geçmek istedim. Şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru göstereyim en üstteki raftan başlayacağım şimdi. Doğan Kitap en başta. Burası Türkiye İş Bankası yayınları. Arada boş yerlere de sığdırdığım başka yayın evleri de çıkabilir. Burada yine İş Bankası yayınları var. Burada Can yayınları. Bu iki rafta okumadığım, ileride okumak için <laughs> ayırdığım kitaplarım yer alıyor. Şöyle yan tarafa geçtiğimizde hani şu anda genel olarak söyleyeyim. Şu fotoğraf çerçevesinin arkasında İlber Ortaylı'nın kitapları var. Onun altında yine Yapı Kredi yayınları, İş Bankası yayınları. Onun altında Oğuz Atay'ın iletişim yayınları kitapları var. Marcel Proust, Kayıp Zaman izinde ve Proust'la ilgili kitaplar var. Yine onun altında Yapı Kredi yayınları. Şöyle onun altında ajandalarım yer alıyor. Ve sonrasında da Böyle gruplayamayacağım kitaplar var. Hani yayın evlerine göre gruplamamıştım. Hemen şurada gördüğünüz dergah yayınları. Onun üzerinde yine iletişim yayınlarının devamı var. Ayrıntı yayınları. Şurada sağ üst köşede İtaki yayınları var. Metis var. Onun altında yine iletişim klasikleri yer alıyor. Şu rafta da Orhan Pamuk kitapları ve yine Yapı Kredi yayınlarının diğer kitapları yer alıyor oluyor. Burada da yapı kredi yayınları. Burada da yine dağınık kitap grupları yer alıyor. Aşağıda da çok az kitabımız var. Şimdi en üst köşeden başlıyorum düzenlemeye ve yerleştirmeye. Haruki Murakami 1 Zemberek Kuşu'nun güncesi, Haşlanmış Harikalar Diyarı ve Dünyanın Sonu, imkansızın Şarkısı ve Sputnik Sevgili. Zemberek Kuşu'nun güncesini okumuştum Murakami'den. Harikaydı. Onun dışında sahilde Kafka'yı da okudum ama kütüphanemde yok. Mutlaka tanışmanızı öneririm Murakami ile. Gelelim Saramago'ya. Bilinmeyen adının öyküsü. Ölüm bir varmış bir yokmuş. Körlük ve görmek kitaplarını okudum ben. Hepsi de muazzamdı. Saramago'ya devam etmek istiyorum. Ama hangisine devam edeceğim bilmiyorum şu an. Zülfü Livaneli ile devam edelim. Huzursuzluk, Gölgeler, Elia ile Yolculuk, Kardeşimin Hikayesi, Leyla'nın Evi, Sevdalım Hayat, Son Ada ve Mutluluk Benim Kitaplığımda Olanlar. Gerçekten çok akıcı ve kalbe dokunan bir kalem var. Sevdalım Hayatta biyografisi eğer merak ediyorsanız ben çok etkilenerek okumuştum. Tavsiye ederim. Samsun'dan açlık, Damızlık Kız'ın öyküsü, Karamazov kardeşler, Necip Mahfuz'dan Celebavi Sokağı'nın çocukları, Midak Sokağı, Atik Rahimi Toprak ve Küller, Lisbon'a Gece Treni şarkını söylediğin zaman... Bu raftan 3 tane sizin için öneri seçtim. Zemberek kuşunun güncesi, ölüm bir varmış bir yokmuş ve toprak ve küller. Gerçekten üçü de çok etkileyici kitaplar. Bunları mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Benden küçük bir öneri. Her rafın sonunda da böyle üçer tane kitap önermek istiyorum. Eğer sonuna kadar devam ederseniz önerilerimi görmüş olacaksınız. Üst taraftaki Elif Şafak kitapları İskender, Siyah Süt, Pinhan Şems Şemspare, Havanın üç kızı Ustan ve ben Elif şafak bir dönem epey okuyordum ama şu anda son zamanlarda kaleminin biraz farklı yöne kaydığını söyleyenler var o konuda pek yorum yapmayacağım ama ilk zamanlar yazdığı kitaplarının daha kıymetli olduğunu duymuştum O yüzden Pinhan'ı da kitaplığıma ekledim John Rulfo'dan Pedro Paramo biraz zor olmuştu okuması benim için. Zargana Hakan Günday'ı da pek sevemedim. Yani hiç sevemedim daha doğrusu. Sartre'dan heyecanlar üzerine bir kuram taslağı. Susan ve Zambaklar John Ruskin'den. Pastoral Senfonu Andrejit. Bu hafta da size John Ruskin'den Susan ve Zambakları önermek istiyorum. Hem kadınlar hem de kitaplar üzerine gerçekten çok naif, çok Su gibi akıp e, okuyabileceğiniz bir kitap. Kitap seven herkese e, hediye edebilirsiniz ayrıca. Ben de birkaç arkadaşıma hediye etmiştim. E, yani çok severler eminim ki. Bu arada da e, yeni yıl gelirken eğer kitap hediyesi düşünüyorsanız çok güzel bir hediye olabilir. Gelelim alt rafa. Burada da yine Türkiye İş Bankası yayınlarının klasikleri mevcut. Everest yayınlarından birkaç kitap var. Deniz Erten'in kitapları var. Can yayınları ve yine İş Bankası yayınlarından Zweig'la ilgili kısım var. Zweig'ın kitapları aslında yan tarafta bir kısmı. Ondan artanları da yakın olsun diye buraya eklemiştim. Yine bu rafın sonunda da yine 3 tane kitap önerim olacak sizler için. Çok etkileyici benim okurken etkilendiğim ve kolay okunan kitapları seçmeye çalıştım. Hani çok zorlayan kitaplar değil ama okuduğunuzda mutlaka sizi de fark yaratacak. Yani her kitapta olduğu gibi gerçi ama yine de diğerlerinden farklı olanları seçmeye çalıştım. Rafa şöyle tekrardan bir bakalım. Bu raftan sizin için seçtiklerim Otello, kendime düşünceler ve insan neyle yaşar? Shakespeare'in Otello eseri aslında çok fazla konuşulmuyor diğer kitaplarına nazaran ama bence Otello çok güzel noktalara değinmiş. Hem kıskançlık, haset ve ırkçılık anlamında güzel noktalara değinen bir eser olduğunu düşünüyorum. Kendime düşünceler zaten... Aurelius'un çok Meşhur bir eseri. İnsan neyle yaşar da Tolstoy'un böyle tasavvufa yöneldiği zamanlarda yazdığı, sevgi üzerine paylaş paylaşma üzerine insanlarla ilgili birçok hikayeyi derlediği kitaplarından birisi. Bunları okumanızı tavsiye ederim. Bir alt rafımıza geçtik. Burada da yine Türkiye İş Bankası yayınlarının Klasikleri var. Can Kısa Klasikler var, Can Yayınları'nın. İş Bankası Yayınları'nın Modern Klasikleri var. Ben klasik okumayı çok seviyorum. Özellikle bu yıl içinde okuduğum kitapları tekrar okumak adına da listeme eklemiş oldum. Çünkü klasikleri ne zaman okursanız o zaman böyle farklı bir mesaj aldığınızı düşünüyorum. O zaman yaşadığımız tecrübelere göre değişiyor belki. Bu yılda yani 2022 yılı içinde önümüzdeki yıl <laughs> umarım güzel bir okuma olacak. Dorian Gray portresi dönüşüm ve Ermiş de size önerdiğim ve mutlaka okumanızı tavsiye ettiğim kitaplar. Can yayınlarına gelelim. Burada da topluca bir can yayınları bölümü yapmaya çalıştım sığdığı kadar. Burada klasikler var, modern klasikler var. Simyacı ile başlıyor, Marquez devam ediyor. Okumak istediğim ve ee, okuduğum kitaplar da var aralarında ama Marquez benim yüzyıllık yalnızlık e, Instagram hesabımı açmama da vesile olan kitaplardan bir tanesi. O yüzden bendeki yeri ayrı. Ee, her gördüğümde o aklıma gelir. O yüzden hani okuyup böyle acaba bu adam ne anlatmaya çalışmış diye e, araştırmıştım ve dedim ki hani bu araştırmalarımı benim aktarmam gerekiyor. Gerçekten böyle birçok kişiyle tanıştım sonrasında okuduklarını paylaşan ve çok da güzel oldu. Şu anda e, yorum okumayı, kitap önerilerinde bulunmayı gerçekten çok seviyorum. Umarım siz de benim önerilerimle e, böyle yeni kitaplar, yeni yazarlar keşfedersiniz ve bunları birlikte paylaşırız. E, burada Can e, Yayınları'nın her yıl düzenlediği e, kampanyasından aldığım kitaplar da var. 7 lira. Bir kampanya düzenliyordu. İlk zamanlar bu sene katılmadım. Bilmiyorum ne kadar oldu ama kitap fiyatları da artarken gerçekten e, üzücü bir durumdayız. E, böyle can yayınlarından kampanya kitaplarını henüz okuyamadım ama e, mutlaka okuyacağım. Elbette ki sizin önerileriniz varsa da bana yazabilirsiniz yorumlarda orada çocuk kitaplarına özel Robin Hood vesaire onları da edinmek istiyorum. 3 tanesini almıştım henüz. kızım için de saklamak istiyorum inşallah. Can Yayınları rafından da sizin için 3 tane kitap seçtim. Zweig'den Satranç, Martin Eden ve Büyük Umutlar. Satranç tabii ki biliyorum çok klasik oldu ama yani oku okumayan kaldı mı emin değilim. O yüzden okumadıysanız da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Aslında Satranç, Zweig'ın ölmeden önce yazdığı son eser. Bu anlamda da gerçekten etkileyici bunu düşündüğünüzde. Martin Eden'da benim geç tanıştığım ama mutlaka en azından lisede okumanızı istediğim bir eser lisedeyseniz mutlaka okuyun. Sonrasında da geç değil elbette ama Charles Dickens'tan Büyük Umutlar'da geçen yıl okumuştum ve çok etkilendim. Böyle klasikleri okumayı zaten seviyorum dedim ama gerçekten bir klasiği böyle ağız tadıyla okuyabildiğim kitaplardan birisiydi. Böyle hem kalın hem böyle sayfalarca Güzel hikayenin devam ettiği, kendimi kaptırdığım klasiklerden birisi olmuştu. Bunları da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Kitaplığımın sol bölümüne ait kısmı göstermiş oldum size. E, yukarıdan aşağıya doğru e, Doğan Kitap İş Bankası yayınları ve Can Yayınları e, genelinde daha çok. E, bu videonun biraz daha fazla uzamasını istemiyorum aslında. Bölüm bölüm kitaplığımı göstermek istiyorum. O yüzden şimdilik burada sonlandırmak istiyorum. Eğer sizin de varsa önerileriniz, sormak istediğiniz şeyler yorumlarda yazabilirsiniz. Bu da kitaplığımın geri kalan kısmı. Bakalım devamını ne zaman çekeceğim bilmiyorum ama yakın zamanda olmasını umuyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.